sokakta ya da insanların önünde resim yaptığımda o doğum sancısını görmelerini, yaşamalarını istiyorum. Neden giysilerimizin üstünde sanat olmasın? Bunda da bir sürü projeler ürettim. Neden biz sanat eserine dönüşmüş bir sandalyede oturmayalım? Bu sanatı bence eskitmez. Sadece yağlı boya ya da akrilik yapmıyorum. Desen de çok önemli. Hani desen resmin namusudur. Evet. Biraz böyle hani dinamik resim yapmaktan, spontan resim yapmaktan hoşlanıyorum ya. Bir bakıyorum böyle karşıma çıkıyor. Ah diyorum, yeni heyecan. Tek derdim iz bırakabilmek. Hani parantezimin içi dolu olsun. Beyaz Tuval'den merhaba sevgili seyirciler. Yine çok kıymetli bir konukla birlikteyiz. Bugün Türk resim sanatının genç kuşak ressamlarından bir kadın ressamla birlikteyiz. Funda İyce Tuncel konuğumuz. Hem kadın oluşu, hem genç kuşağı temsil etmesi, hem de Ankara'dan kalkıp bizim programımız için gelmesi bizi çok mutlu etti. Ben de çok mutluyum. Hoş bulduk. Sizlerle beraberim burada. Evet, şimdi önce her zamanki gibi klasik, sizi kısaca tanıyarak bir başlayalım. Nereden başladı bu resim serüveni? Nereden nereye geldi? Böyle kısa bir girişle. Klasik o zaman. Sana. Madem klasik başladık. 1968 Ankara doğumluyum. Ondan sonra Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü 89 bitiş ve de uzun yıllar sadece sanatla yaşamak, atölye, sanat, resim yaparak süreklilik içinde ayakta kalmak. Resim kursları verdim yetişkinlere, çocuklara. Çocuklardan özellikle çok ayrı bir keyif alıyorum, çok önemli benim için. Ama hiç öğretmenlik yapmadım. Hep atölyem oldu ve böyle bu bir serüven gidiyor. 49 kişisel sergi oldu. Kaç yılından beri? İlk işte 92'den bu yana. Hatta ilk resim sergim bir sulu boya resim sergisidir. Öyle mi? Biz onu bilmiyoruz. Evet. Ben de şöyle kısacık bahsedeyim. Evet. Devlet Demiryolları'nın GAR Sanat Galerisi'nde Ankara'da açmıştım. Şimdi bakıyorum, tabii çok az kaldı elimde o resimlerden. İnanamıyorum, bunlar benim resimlerim mi? O kadar tabii çalışarak yol alıyorsun, gelişiyorsun, tabii. Değişiyor resimler. Ama sulu boyayı çok severim. İnanılmaz evet, bana. Biz de sulu boya geçmişimiz var, yani, biz de çok severim. O saflığı, naifliği, duygusallığı, sürprizi beni hep heyecanlandırır. Evet. Peki Gazi Üniversitesi Resim İş Bölümü mezunuyum dediniz. Orada çok kıymetli hocalarla çalıştınız. Evet. Gazi bir ekol değil mi? Evet. Aynen öyle. Çok önemlidir Gazi. Çok önemli sanatçılar yetiştirmiş bir kurum. Evet, evet. Orada önemli hocalardan dersler aldınız. O süreçtekiler böyle anekdotlar veya kimler vardı? Bugün oradan ya da sizi etkileyen kimler var? Ben rahmetli Söbütay Özer'le çalıştım. O gerçekten benim için çok değerli bir sanatçıydı. Bizi çok özel yetiştirdi. Yine temel sanat eğitiminde işte İhsan Çakıcı vardı, Nur Gök vardı. Bizim zamanımızda sevgili Hayati Misman, işte Hasan Pekmezci, onlar Gazi'den ayrılmışlardı. Biz biraz daha yeni jenerasyonuz. Aslında çok eskide daha da tabii çok önemli sanatçılarımız varmış. Şimdi de var birçok değerli arkadaşımız. Dediğim gibi bize hep öğretilen şu oldu. Okulda öğrendiklerinizi öğrendiniz ama resim yaparken bunları unutun derdi. Kendiniz olun. Kendiniz olun. Bu beni mesela hep çok etkilemiştir. Bana böyle bir anahtar gibi olmuştur. İşte bildiğiniz gibi desen sınavıyla girdik. Güzeldi, keyifliydi her şey. Benim ama hikayem okuldan sonra başlıyor. Çünkü bir evlilik... Öğretmenlik hiç yapmadım ama bu ailemin bir tercihiydi aslında. Belki de iyi ki de böyle tercih etmişler. Ben birden kendimi işte serbest, nasıl diyeyim, resim piyasasında buldum. Şöyle ki sergi açtım. İşte atölyem oldu. İlk çocuğum oldu, büyük kızım Cansu. Bir taraftan onu büyüttüm ama hiç resimden kopmadım. Kesinlikle bu benim hayatımdaki en önemli anekdotlardan biridir. Resmi hiç bırakmadım. Her işte ne olursa olsun. Öğretmenlik olsa belki biraz daha çok zor olurdu. Çünkü zor, eğitimcilik tabii. Çok zor. Evet. Hakikaten o çok farklı bir şey. İki ayrı mesai olacaktı. Evet. Aynen. olmayacaktı belki o zaman. Bu kadar çok zaman ayıramayacaktım. Tabii. Bu benim için bir avantaja dönüştü. Babamın bu hani öğretmenliğe pek sıcak bakmaması. O da o zamanlar herhalde işte yorulacağımı mı düşündü. Kendince kızını mı korudu. Ne yaptıysa şimdi teşekkür ediyorum. Kariyerin ikisini gümüş tepside sana veya hatta altın tepside sana sunmuş. Öyle. Evet. Sonra da tabii sergiler başladı. Sergiler başlayınca ben biraz kendim de hiperaktifim. Üretmeyi de seviyorum. İşte dostlar edinmeye başladım. Galeriler tanıdım. Yol almaya başladım. Bir taraftan hayat, bir taraftan resim. Böyle işte bugünlere geldik. Bir de şey, bu süreci geçerken bir sürü de aslında kilit noktaları var hayatınızda. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'nde sanat danışmanlığınız var. Evet. Değil mi? Bunu duyuralım. Çok da gençtim o zaman. Sonra gene 2002'ye kadar herhalde BR'de genel sekreterliği yaptınız değil mi? Evet. Bu da önemli. 1995 yılında bu benim işte ilk bu kurs ve eğitimcilik diyeyim, eğitmenlik tecrübem. Atatürk Kültür Merkezi'nde böyle 50 kişilik atölyelerde resim dersleri vermeye başladım. Hem yetişkinlere hem gençlere güzel sanatları hazırlardık. Ve o zamanlar canlı çıplak model getirtirdim. Kültür Bakanlığı'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi. Çok güzel çalışmalar yaptık. Çok beni geliştirdi. Çünkü düşünsenize kaç yaşında? 27, 28, 25 yaşlarında biri. Çok gencim ve çeşitli yaş gruplarından insanlar var. Onlara eğitmenlik yapıp hani belli bir standardı tutturmak, o disiplini sağlamak bana çok büyük bir tecrübe kattı. Ben de aslında onlarla birlikte piştim. Tekrar öğrendim. Bir de tabii bu resim kurslarında şöyle bir olay vardır. İsterler ki her tekniği çok iyi öğrenelim, yapalım. Ben bunu çok takdir ediyorum. Resim kurslarına da her zaman destek veriyorum. Ama biraz sabırsızlardır. Hemen böyle olalım isterler. Zaten olduk öyle, diye deliriyor. Hatta olalım bile denmiyor artık. Sergi açıyoruz hocam. İşte şöyle yapıyoruz. Sonra dediğiniz gibi Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği. Orada da hem genel sekreterlik yaptım. Uzunca yıllar çok da değişik görevlerde bulundum. Mesela Çağdaş Sanatlar Vakfı'nın kurucularındanımdır. Onun da yönetimindeydim ve Ankara'da ilk sanat fuarını yaptık biz. 2000 yılında. Bu çok önemli. Çok önemli. Çok çaba gösterdik. Birçok İstanbul'dan Dost Galeri'de katıldı bize. Sanatçılar destekledi. Ankara'nın hep canlanması. Ankara canlı ama hani hep böyle bir derler ya işte İstanbul merkez. Önce İstanbul sanatın merkezi, kapital burada, şudur budur. Ben böyle düşünmüyorum. Sanatın aslında milliyeti de yoktur, şehri de yoktur. Sanat sanattır. Her yerde sanat yapılır. Bir de Cumhuriyet'in kuruluş döneminde Ankara çok önemli. Aynen. Yani sonra belki biraz daha bu düşünceye geçildi. O yüzden de hep çabaladım. Benim için sivil toplum örgütleri çok önemlidir görev almak. İşte elimizden ne geliyorsa hep diyorum elimizi taşın altına sokmalıyız. Hani sadece ben resmimi yapıyorum atölyede tamam. Olmamalı. Böyle olmamalı şey bana göre. Şeyi de Kınıdos Sanat Akademisi'nin de kurucularındansınız. Orada bir sürü workshoplar yaptınız. Şimdi hemen hem onu anlatın hem de workshopları çok sevdiğinizi biliyoruz. Ben şu anda da yapabilirim. Ben hazır kuvvet resim yaparım. Ay, ben birçok workshopunuzu izlemiş biri olarak çok net söylüyorum bunu. Transa geçiyorsunuz. Evet. Gerçekten. Bir başlıyorsunuz doğaçlama trans halinde resmi yapıp bitiriyorsunuz. Bunu yakından izlemiş birisiyim. O yüzden hatta şeyde bir sanat gününde sokakta resim yaptınız. Dünya Sanat Günü'nde. Evet. Bunlardan da biraz bahsedelim. Olur. Buradaki tabii beni heyecanlandıran nokta şu. Sokakta ya da insanların önünde resim yaptığımda o doğum sancısını görmelerini, yaşamalarını istiyorum. Bir eser üretilirken bir ressam, bir sanatçı neler hissediyor? O kadar önemli ki ve onlar da o sürecin içinde bana zaten destek oluyorlar aslında. İşte duyuyorum. Aa ne yapıyor? Oradan geçen işte çöp toplayan çöpçü, işte simitçi. Bu bulut mu? Bunu neye çevirecek? O kadar hoşuma gidiyor ki orada onlarla aslında paylaşıyorum. Onlardan gelen o yansıyan güzel düşüncelerle resim de çok başka bir boyuta geçiyor. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hatta bir ara dedim üretim performans sanatçısına çıkacak. Üretim kademesine dahil ediyorsun onları. Bir de biliyorsunuz, onlar da katılmış oluyorlar. Bizde hala korkular çok fazla sanatla ilgili. Hala şöyle bir galeriye girip de sergi gezmeye çekiniyorlar. Ücretli mi diyorlar, ne oluyor burada, ne var? Bunun bir de aslında hizmet olduğunu düşünüyorum. Sanatı sevdirmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir sürü öyle çılgın projem var. Datça'da çok yaptım, çalıştım ama bu Dünya Sanat Günü ilginçtir. 15 Nisan'da sağ olsun Bedir Baykan da PSD Başkanı çok destek vermiştir. Sokakta o Nişantaşı'nda heykel var ya, o hani dolmuşların kalktığı, evet, o. Evet. Orada getirdim işte şövalyemi, boyalarımı. Aman Allah'ım, bir anda dolmuşlar, insanlar durdu ve trafik resim yapmaya başladı. Ama arkadaşlar nasıl da rüzgarlı bir gün benim tuvalimi tutuyorlardı bir tarafta. Ama tabii diyorum ya, bunlar beni çok mutlu ediyor. Çok İlgi önemli. Nasıldı? İlgi çok iyiydi. Ben aslında bunu hep de sürdürmek istiyorum. Böyle bilinmeyen bütün o işte Anadolu'daki yani şehirlere de gitmek istiyorum. Hani nasıl yurt gezileri olmuş, hı hı. Cumhuriyet döneminde onun gibi, yani gideyim bir köyde performans yapayım. Örneğin geçen sene Sivrialan köyünde bir sergi açtık, Sivas'ın. Bu beni daha çok mutlu ediyor, köyde sergi açmak. Yani, şimdi o konu çok özel bir tamam. konu. Onu ayrıca detaylı olarak başka bir yerden bağlayarak devam edelim. Tamam. Siz hani illa böyle bir tuvalim olsun diyenlerden değilsiniz. Yok, her şeyin sizin üstüne resim zemin, yani bir yüzey, hiçbir şey fark etmiyor. Bu macerayı çeşitlendiriyor mu? Ne hissediyorsunuz bunlar? Yani nasıl bir etki var? Sevgili Günsu, şunu düşünüyorum. Hani sanat tabii ki çok önemli bir olgu ama hani sadece böyle duvara asıp da izlesinler diye sanatı günlük hayatın içine çekmek, kapılarda, yaşatmak, vesaire, kapılarda, böyle. Giyside işte ne gelirse aklınıza, sandalyeyi boyayabilirsiniz, bir şişeyi boyayabilirsiniz, bir tepsiyi boyayabilirsiniz. Sanatı güncel yaşama sokmak, yaşatmak, daha böyle girift hale gelmek. Hı hı. Çünkü sanat bana göre bir bileşik kaplardan oluşur. Böyle hem birbirlerine giriş yapmış bir sürü olgu vardır, hem de birbirlerine dokunmazlar. Yani bu farklı bir şey. Bu yüzden de aslında çok çaba gösteriyorum. Örneğin bu şimdilerde çok çok arttı, giyilebilir sanat. Neden giysilerimizin üstünde sanat olmasın? Bunda da bir sürü projeler ürettim. Neden biz sanat eserine dönüşmüş bir sandalyede oturmayalım? Bu sanatı bence eskitmez. Hani bazen böyle hı hı. insanlar çekiniyor. İşte acaba sanatı bu küçültür mü? Ayağımı düşürür mü? Hayır, böyle bir şey yok. Daha ne kadar sokak çok sanatçısının tartışıldığı bir ülkede. Tabii. Hakir görüldüğü evet, bir ortamdayız. Aynen. O yüzden bu yolda da çok değişik çalışmalarım var. Paravanlar boyadım. Bir sanat galerisi ve otel konseptinde bir alanda kapı boyadınız. İki ben yere şahit oldum. 2 yıl oldu değil mi? Tabii tabii. Olmuştur. Ondan önce de benim Nurol Sanat Galerisi'nde Ankara'da bir sergim oldu. Mesela o da böyle şu anda performans çok. Evet, aklıma geldi deyince. Sergi açılış günü duvarları 3'er metrelik 1'e 3. 8 tane tuvalle kapladık bütün galeriyi. Ben tulumumu giydim, boyalarımı sıktım. Şimdi insanlar açılışa bir geldiler, bomboş duvarlar. 5 dakika bekleyin. Hiç resim yok. Yetiştiremedik de. Hiç resim. Zaten bir de aslında beni o konuda uyaranlar da oldu. Acaba dediler, bu kadar hızlı üretiyorsun, seni eleştirebilirler mi? Ama bu öyle o kadar hızlı üretilmiyor tabii. Ama kaç yıldır resim yapıyorum. Hayır, bir birikimin oraya aktarımı. Son tarihim. Aynen öyle ve ben resimleri yapmaya başladım. Ama o kadar güzeldi ki o arkada seyirciyle, tabii çok yoruluyorsunuz aslında. Tabii, tabii. Fakat ben çok kopuyorum. Duymuyorum onları, görmüyorum, hissetmiyorum. Bir süre sonra ayakkabılarım çıkabilir. İşte böyle elimden yüzükleri atabilirim. İşte ben dedim ya, bir anda trans böyle ve bunu seviyorum. Bu beni nasıl diyeyim, besliyor, zinde tutuyor. Yani bu sanat coşkumu daha da bir ortaya çıkarıyor. Dediğim gibi bu yolda da herhalde değil mi? Daha önce yapan oldu mu? İlk tabii ki performanslar çok oldu ama ilk defa böyle sergi açılışında orada yaklaşık 8 gün içinde tüm sergiyi tamamladım. Her gün izleyicilerim oldu. Her gün ben sabahtan akşama kadar orada resim çalıştım. Resimler bitti ve bitişinde tekrar sunduk o sergiyi izleyicilere o resimleri. Farklı bir şey oldu. Evet, seviyorum şey ben. Yani hakikaten değişik. Evet. Hep ama yine işte toplumu sanatın içine çekmek derdim. Yani herkesle birlikte bittiği zaman kendim de sergi açılışına katıldım diyorsun. Katıldım. Ne güzel bir şey. Bir de tabii sürprizler de çıkıyor tabii orada. Çocuklar geliyor. Dahil olmak isteyen oldu mu? Olmaz olur mu? Çocuklar mesela. Aynen öyle. Gerçekten mesela bir bankanın kreşinden çocuklar geldi. Tabii birlikte de yaptık. Onlar zaten muhteşemler. Onların hepsi sanatçı doğru. Seviyorsunuz değil mi? Tabii. Çünkü onlarla çalışırken aslında öğrenme safhasında hızlı böyle şeyler yakalanabiliyor. İnanılmaz. Bir de çok temizler. Evet, çok saflar. Hani Picasso hep dermiş ya, onun gibi işte çocuk resmi gibi yaptığımız an. Bir de çok şekerler. Öyle güzel sorular soruyorlar ki, öyle tatlı. Mesela yine Konya'da bir özel okul benim resimlerimi resmetti. Ve çocuklara benimle ilgili yazılar yazdırdılar. Bu da değişik bir projeydi. Bana katılıyor yollayıp davet ettiler. Bir tanesi demiş ki, resimlerini çok sevdim. Fakat yaparken çok zorlandım. Çünkü maviyi o kadar çok kullanmışsın ki bütün mavilerim bitti. Ama bir de böyle renklerin kraliçesi. Seni seviyorum. Canım. Böyle güzel. Kendini o kadar iyi hissediyorsun ki egon tavan yapıyor. Bitişler onlar. Zaten doğrudur. Hep konuşuyoruz, sanat eğitimine çocuktan başlamak. Aynen, yani evet, çocuklardan başlanırsa bu ülkede sanatla ilgilenen insanlar çok farklı bir noktada oluruz. Evet, evet. O çocuklar çok güzel giyinirler, hayata çok güzel bakarlar. Tabii. O kadar farklı olur ki. Tabii o farkındalığı hissederler. Evet. Şimdi biraz da bu resimlere gelelim. Arkada resimlerinizden örnekler var burada. Figüratif, soyut çalışıyorsunuz. Birbirini besleyen sorular var zaten. Tamam, sen sor. Figüratif, soyut çalışıyorsunuz. Sizin resimlerinizle ilgili, senin soruna geçmeden bu soruyla başlayalım. Bir yorum var. Diyorlar ki lirik resimler. Aynı şiir yazar gibi resim yapıyor Funda İyce Tuncel. Bu yorumu ilk sevgili Ümit Gezgin yapmıştır. Benim iki kitabımda da bana destek verdi, yazdı, sanat tarihçi. Bu beni de çok aslında heyecanlandırıyor. Evet, lirik resim. çünkü neden lirik resim? Resim yaparken hep iştenlikten yanayım sanatımı üretirken ve spontan çalışmaktan yanayım. Bu benim bir anlamda aynam. Ben ne hissediyorsam onu yapmalıyım. Bu belki de beni birlikte bir koza gibi düşünün. Kendi kozamı örerken aynı zamanda da bunu bir tiyatro gibi düşünüyorum. Bu tuval bir tiyatro sahnesi. Buradaki bütün o elemanları, figürleri ben buluyorum, ben koyuyorum ve hikayeler oluşuyor. Benim hikayelerim. Aynen. Bu hikayeleri oluştururken de zaten şiirin de resmi çok beslediğini düşünüyorum. Şiirsel resimler diyorlar. Herhalde o spontanlıktan olduğu gibi, çünkü oradan bir bakıyorum bir kuş çıktı ya da bir çocuk çıktı. Bazen gidiyor, bazen giriyor resme. Oradan bir balık aralarından yürüyor ya da işte masalsı mekanlar, değişik unsurlar. Ama her şeyin temeli iştenlik. Sanatta iştenlik çok önemli. Duygunu oraya geçiriyorsun. Evet, şiir de bu güzel yollarından biri. Başkasını öyle taklit ederek, başkasını işte öykünerek, öykünme normaldir ama bir yere gelemezsin. O samimiyeti hiç kaybetmemen lazım. Ne kadar yapabiliyorsan o kadar ressamsın. Evet. Bunu sevgili Mustafa Yaz hocamız da söyler. Fırça hiç kurumayacak bir de. Gerçekten bu da çok önemli. Hani ben bugün işte yorgunum. Ya, beyninle yaparsın. Gidersin atölyene, biriktirirsin düşünsel olarak. Yine çalışıyorsun. Ama o palet kurumayacak. Rahmetli Adnan Turani de öyle derdi. Bir de sürekli deney. Resimleri aslında üretirken bir anlamda deney yapıyor gibisin. Kafanda düşündüğün şey oluyor mu bakalım? Evet, bir de farklı renkler buluyorsun. Farklı imgeler giriyor. Farklı unsurlar giriyor. Tabii ben yine koptum. Çok uzun gittim, dağıldım ama. Bu önemli bir şey ama. Yani hani bir şiirsel oluşturmak bir de çalışmayla ilgili. Aynen Kesinlikle çalışmayla. Aynen öyle. Bu kadar güzel bir tabirle kayıtlara geçebilir. Evet. Yani, değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Yani şiirsel, o yüzden lirik dedikleri olay o. Şiir yazar gibi resim yapmak. O heyecanı yansıtabiliyor muyum izleyicilere? İnşallah yansıtıyorumdur. Bu da önemli çünkü benim için onların kendi hikayesini oluşturması da çok önemli. Çünkü ne düşünecekler diyorum. Enteresan, mesela diyorlar ki burada şunu yapmışsın. Aa, ben onun farkında bile değilim. Ya öyle mi diyorum falan. Ya da onu düşünerek yapmadın. Onu ama yani onları da hikayeye açık bırakıp katılmalarını sağlıyorsun. Mesela çok hüzün var diyorlar. Evet, hüzün var, hissediyorlar. Hüznü çok söylerler, resimlerimdeki hüznü. Ne yaşıyorsam o. Hüzünlüysem hüzünlü. Sonuçta bu ülkede yaşayan bir kadınım, anneyim, çocuklarım var. İşte böyle bir toplumda biz de üstümüze düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Hele kadın sanatçı olmak muhakkak soracaksındır. Bunu da çok aslında vurgulamak da istemiyorum. Sanatın kadın erkeği olmaz. Nasıl hani şehri olmaz. Ama kadın sanatçıların bir konuşulması gereken bir sorun var şu an. Bütün kadın sanatçılarla konuştuğumuzda aynı noktaya geliyoruz. O sıkıntıyı mutlaka bahsetmeliyiz yani. Başka çare yok. Çünkü onu aşmanın yolu belki de onu konuşmak. Ya çok 89'dan bu yana aktif olarak sürekli çalışıyorum ama gerçekten bunu hep yaşıyorum. Yani koleksiyonerler olaya biraz şöyle bakıyorlar. Acaba resminde süreklilik olacak mı? Çocuk doğurur, resmi bırakır. Belki devam etmez. Çünkü sonuçta tabii ki bunu bir yatırım aracı olarak da düşünüldükleri için böyle bir soru akıllarına geliyor. Ya da işte daha böyle aslında... Kadınların daha duyarlı olduğu da ortada. Erkekler şimdi çok kızacak. Erkekler de çok duyarlı ama yine o ayrıma girmek istemiyorum ama şunu demek istiyorum aslında. Yani bunun gerçekten insan olarak hümanist bakmak lazım. Her şeye baktığımız gibi. Birey olarak bakmak lazım. Bu ayrımcılıklar çok artık çağ dışı, çok eskilerde kalmış şeyler. Bunların artık atılması lazım ama hala kadın sanatçılara çok yol açmıyorlar. Çünkü yer vermiyorlar. Erkek egemen bir kültür var. Türkiye'de daha da fazlası. Şimdi kadın erkek ayırmayalım, birey vesaire dedik, duygular dedik ama resimlerinizde kadın figürü ve kuş figürleri çok ağır basmakta. Bu neden? Yani çünkü deminki anlattıklarınızın üzerine değil mi? Bu kadın figürü niye bu kadar öne çıkıyor? Çünkü ben bir kadınım. Şimdi bakın, bu çok klasik belki ama önce doğayla başladım. Elbette doğa her şeyin temeli. Resimde de, her şeyde olduğu gibi sanatta. Bir sürü peyzajlar yaptım. Renkli renkli ağaçlar, renkli gökyüzleri işte derken kuşlar girdi. Kuşlar benim için çok önemli. Onlar hem özgürlüğü temsil ediyor, çok klasik söylemler belki, hem anaçlar. Derken dedim ben bir kadınım. Kadınlar, kadın sorunları, işte toplumda neler yaşıyorlar, niye kadınları yapmıyorum? Bir de kadının hakikaten norm olarak o vücudu da soyutlamaya çok yatkın resim dilinde. O işte hatlar, o peyzajla soyutlamalar, bir şeyler katmak üstüne. Hatta bir dönem mitolojik kadınlarım da var. Mesela başı kuş, altı insan ya da işte kanatlı, farklı farklı göndermelerim de var. Derken kadın girdi işin içine. Zaten bir de kızlarım var. Başladım onları anlatmaya. Hani diyorum ya spontan çalışıyorum. Spontan işte kendi görme biçimlerimi de kendim oluşturuyorum. O örgü öyle gidiyor, kozanın örgüsü. Böyle devam ediyor ama tabii ki hep kadın kuş değil. Sonra onların içine bu masallar girdi. Arka fon. Şunu düşünüyorum. Resme sürekli bir şeyler eklemek lazım. Yani resim dilini oluşturabilmek için. Aslında şimdi, fikrine sürekli bir şeyler ekliyorsun. Tabii. Dolayısıyla tuvalde de aynen öyle. Mesela başladım peyzajla. Peyzaj altta kalsın, üstüne ne ekleyebilirim? Derken bu eklemeler hikayeleri oluşturdu. Bu sefer de dedim ki ya kadın kuş tamam da arkadaki bu onu tutacak, soyutlayacak objelerde neler olabilir derken masallar girdi işin içine. Dedim hepimizin masallara ihtiyacı var. Masal zaten çok önemli. Zaten şöyle bir lafınız var. Hayal kurmadan resim yapılmaz. Çok doğru bence. Hakikaten öyle. Hayallerinle zaten hayal ettiğin sürece varsındır, var olursun. Hayal çok önemli. Derken işte o masal serisi çıktı. Hatta ikinci kızım Fulya'ya Mühürlü Masallar adı altında bir sergi de açtım. Çünkü o ilginçtir. Fulya çok yeni doğmuştu. O sergi çıktı. Birçoğu da daha ona daha doğmadan yaptığım resimlerdi. Onun yüzü çıktı. Derken işte bu masal serisi ondan sonra birden acı resimleri geldi. Herkes şaşırdı. Göç imgeleri. Aman Allah'ım ne oldu dediler. Önce bir psikolojimin bozulduğunu düşündüler. Resme bakıp bunların hayatında neler oluyor takip ediyor. Günlük tutar gibi. Bunda ne yaşıyor? Aynen o eylemler. Bunların günlükleri. Arkadaşlar o acı o kadar etkiledi ki insanları. Ne oluyor? Oysa ki şunu düşünüyorum, sanatçı nasıl kendinin aynasıysa toplumun da aynasıdır. Yani toplumla birlikte örtüşerek, onu ona yansıtarak, sorunları anlatarak, insanlara bunu sunarak sanat ve estetik dille yaşayabilir, üretebilir. Acı şöyle başladı bende. Bu Türklerin uğradığı soykırımlar, sürgünler, göçler derken bu hani bir Hocalı katliamı yaşandı biliyorsunuz. Evet. Ona girdim, Azerbaycan'da yaşanan ve de orada Hocalı'da yaşananları resmetmeye başladım. Bir sürü üniversiteye götürdüm bu resimleri. İşte Konya Selçuk Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda açılan ilk sergi. Bu sergimizi açtık orada. Özellikle orada açmak istedim. Bu da bir mesajdı aslında. Dediğim gibi böyle toplumsal olaylara, yaşanmışlıklara parmak basıp biraz daha böyle öne çıkartmak, hatırlatmayı görev atlettim diyeyim. Göçler, kendimce. Çocuk, gelinler, başka konular hep var değil mi? Tabii tabii, olmaz mı? Olmaz mı? Ama bu etkiliyor. Etkin olanı evet, da anlattınız. Çocuk gelinler konusu da aslında çok etkili oldu o sergi. Bir de şey yaptınız ya, eski fotoğraflardan bir sergi yaptım. Karşı sahilin evet, yüzleri. Evet. O da çok ilginçtir. Benim sevgili eşim antikaya çok meraklı. Bir gün antika pazarından eski fotoğraflar almış, siyah beyaz. Eve getirdi. Hiç tanımadığımız insanlar. Dedim ki bunlar ne? İşte dedi, yazık, herhalde öldükten sonra böyle işte bir şekilde buralara düşmüş. Evler boşaltırken. O kadar üzüldüm. O kadar etkilendim ki bunları ben resmedeceğim. Tekrar dedim hani bir şekilde onları resimimde buluşturup bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Ve başladım onları resmetmeye. O kadınlarda da tabii bir sürü dramları gördüm. O çocuk gelinler oradan başladı. Başkalarının gelinliğini giymiş, yazık. O küçücük elinde böyle çanta emaneten duruyor. Ama tabii inanılmaz da bir asalet ve şıklık var o Cumhuriyet dönemi kadınları. Karşı sahilin yüzleri de pera demek. O tarafa karşı sahil dedikleri için böyle bir sergi yaptım. Onu da sergiledim. Yaklaşık o da böyle bir 45 resimlik bir seriydi. Onda tabii bir anda benim bu çok renklerim ne oldu? Daha böyle nostaljik, daha gri tonlarının oluşturduğu, valörlerin oluştuğu bir renk skalasına dönüştü ama bunlar tabii beni hiçbir zaman etkilemiyor. Çünkü benim dinamik renklerim var. Örneğin o hani acı resimlerinde insanlar şuna şaşırdı. Ya acıyı bu kadar renkle resmetmişsin. Hayır dedim, acı renkle de resmedilir. Acıyı illa ben siyahla, griyle resmedeceğim diye bir şey yok. O klasik yok zaten. O klasik. Böyle bir şeye girdim. Böyle bir düşünceyle yaptım onları. Dediğim gibi daha tabii kocaman bir okyanus bu. Bizler birer damlayız. O kadar konular, o kadar projeler var ki aklıma geldikçe yapmaya çalışacağım. Şimdi kırmızılarınız çok meşhur. Mavileriniz çok meşhur. Ve bunları bağlayarak sorayım. Bir şey diyorsunuz renklerle ilgili. Dilerim herkes bir gün kendi renkleriyle kendi masalını anlatır. Evet. Şimdi siz bir masal anlatıyorsunuz aslında. O masalın içine biz de çekiyorsunuz. Biz o masalı anlamaya çalışıyoruz izleyiciler olarak. Yaşıyorsunuz onun içinde. Yaşıyoruz ve bir masal kuruyorsunuz. O masalı da bize çözdürmeye çalışıyorsunuz gibi. Çünkü bakıyoruz. Aslında beklediğiniz çözdürmek onu mi? Herkes gelsin kendi masalını bulsun. Şöyle bir şey. Tabii ki ben çok yönlendirmek istemiyorum. Hani o yaptığım imgelerle, fakat hikayelerle, benim tabii ceplerimde hikayeler saklı. Karşımdan aldığımda da beslenip farklı şeyler çıkıyor. Aslında o da çok heyecan. Masallar sizin kendi masallarınız ama herkes orada kendi masalını da buluyor. Yine karşılıklı bir etkileşim içinde. Resim konusunda da mesela hep derim, bu tablolar evlere girince sanki o evde ben yaşıyor gibiyim. Orada ne yaşanıyorsa ben de varım. Tanığım orada. Bu da beni çok heyecanlandırır. Kim bilir hangi evdeyim şimdi orada. Duvarda resmim var. Neler yaşanıyor, neler hissediyorlar, ne güzel. İşte orada ortağım, onlara tanıklık ediyorum gibi. Bir de çok söylediğim bir şey var. Parmağımda böyle yaptım. Sanatçı çağına tanıklık etmelidir. Buna çok önem veriyorum. Tanıklık deyince aklıma geldi. Bu benim için hani olmazsa olmazlarımdan. Tanıklık etmeli çağına. Ne yaşanıyorsa. bir de acıyı bile aslında bir neşeyle, coşkuyla ifade ediyorsunuz. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Doğru. Çünkü bütün resimlerde üst düzeyde yaşıyor içinde. Evet. Evet. O Azerbaycan'daki işte o katliam Hocalı'daki inanın geldiler Azerbaycan'dan sergime bu Bahçeşehir'de ağladık birlikte o katliama uğrayan işte insanlarla buluştuk ve dediler ki bizim acımızı böyle sanatla ne kadar güzel hissettirmişsiniz. Bu benim için zaten en büyük mutluluk, onur. Birlikte çok ağladık. Kıpkırmızı bir resim yaptım ve orada anne ölmüş, çocuk ölmüş, birbirine ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Orada bile nasıl diyeyim size, o öyle bir farklı frekans ki hep böyle çok fazla empati kuruyorum herhalde. Sanki o kendimmişim gibi. Bu biraz yoruyor, acıyı veriyor ama belki de duyarlılığımı arttırıyor. İşte onu diyeceğim. Aslında o acıyı yaşıyorsunuz ama onu oraya aktarmak için de ona ihtiyaç var. Aynen öyle besliyor. Hep onu söylüyorum. Evet. Şimdi gelin başka bir konuya gidelim. Hadi bakalım ne soracaksınız? Ağlayacak sizi bekliyorum. Tamam, evet. Göçü kapattık. Şimdi Dünya Sanat Vakfı'nın Kaliforniya'da düzenlediği bir sanat fuarında üçüncülük ödülümüz var. Ve bu ödül sanat yolculuğunu bize anlatır mısınız? Size ne kattı? Neler oldu? Yarışmalara ve ödüllere aslında çok karşıyım. Eyvah, şimdi bu nereden çıktı? Çünkü resmin yarıştırılacağını aslında düşünmüyorum. Hep diyorum ya, herkes yapabildiği kadar ressamdır. Herkes çok değerli benim için. Yarışmalar çok aslında bilmiyorum, bana tat vermiyor ama bu ilginç bir şeydir. Düzenlenmişti. Buradan da birçok arkadaşımız gitti, dostlarımız. Ben de resim yolladım. Böyle bir ödül almışım. Ama tabii yazıyoruz CV'ye hani hem istemiyoruz. Ya ödül almak da başka bir duygu ama o da var yani. Motive ediyor insanı. Evet. Ama çok ben her şeye olumsuz bakan bir insan değilim de bu biraz daha objektif olması gerektiğini düşünüyorum sanat yarışmalarındaki seçimlerin. Zaten belki de karşı olmanızın nedeni bu. Evet, çünkü çok yanlış seçimler olabiliyor. Şimdi şu var. Elbette herkes kendi yetiştirdiğini, öğrencilerini, çevresini düşünür, sever, besler ama o kadar Anadolu'da ya da işte başka şehirlerde, başka fakültelerde yetenekli çocuklarımız, yetenekli gençlerimiz var ki ya da onların önünü açmalıyız. Tabii, desteklenmesi gereken yetenekler var. Yani artık hani biraz onların önü açılsın. Öyle değil mi? Onlar böyle daha çok teşvik etmeliyiz. Bu yarışmalara onlar katılmalılar, ödüller almalılar. Bunların çok ihtiyacı var. Ben ilk sergimi bir banka galerisinde açmıştım. O kadar aslında işte gardan sonra Devlet Demiryolları'ndaki gar ve sonra banka galerisi. O zamanlar bir de banka galerileri bizlere yer veriyordu, gençlere. Gidiyorduk, başvuruyorduk dosyamızla, bekliyorduk. Sonra o serbest sanat piyasasında inanılmaz o sanat galerileri, siz şimdi gidip de bir sanat galerisinden sergi isteyemiyorsunuz elinizde dosyayla. Onun gelip sizi bulması lazım. Sürekli bir devinim ve sürekli bir mücadele var. Peki bu gençler ne yapacak? İşte bu yarışmaların önemi orada aslında ortaya çıkıyor. Orada da başka bir adaletsizlik. İşte onlar adil olsun ki yolları açılsın, o yarışmalar onları desteklesin, beslesin, desin. Ben bu yarışmada ödül aldım bir sergi başvurusuna bulunduğunda. Gençlere çok çok önem vermeliyiz. Gerçekten. Ve bayağı da önleri kapalı. Çok kapalı. Ne yapsınlar çocuklar? Bir kapitalist sistem yüzünden bir şekilde maalesef. Yani ilişkileri olan, işte o ilişkiler üstünden çok yürümeye çalışan, birileri tarafından desteklenenler dışında çok zor. Maalesef. Her yönden manipülasyon çok yüksek. Çünkü piyasada. Çok. Alıcı, galerici, koleksiyoner, müzayesi, her yönden. 49 kişisel sergi açtım yani. O kadar çok galeri tanıdım, galerici tanıdım, birçoğu dostum. Artık bu piyasada birlikte büyüdük ama dediğiniz o kadar doğru ki. Yani ben biraz daha kendimi soyutlayıp kendi yolumda gidiyorum, üretiyorum. Şanslıyım, ailem destek. Herkes kazanmak durumunda. Elbette. Tabii ki. Ama birbirini besleyerek bir oranda da atıyorum bir galerici olduğumu varsayarak tabii ki kazanmak zorundayım. Sonuçta da ona göre sanatçıların sergilerini getirmem lazım ama belli bir oranda da belki bu öne çıkmaya çalışıp parlayabilecek yeni şeyleri de yer vermek lazım. Ama eskiden öyleydi. Şimdi bu yatırımlara girmiyor. Kimsenin tahammülü yok. Evet. Evet, maalesef. Demin söylediğine geliyor. Acaba devam edecek mi? Acaba ileride bulacak mıyız? Böyle mi üretecek? Bundan karşılığı daha mı kötü olacak? Daha mı iyi olacak? Evet. O riski kimse oysa alamıyor. O gençler çünkü koşullar herkes için çok tabii, ağır. Tabii inanılmaz. Resim yapmak çok kolay bir şey değil. Tuval parası, boya parası, tabii, gençleri tabii. Düşünseniz ayakta kalmak. Buna yatırım yapan döndürmek çok zor. Evet. Galericiler için de çok zor. Çok zor. Onlar yani için de çok zor. Bu yaşam koşulların ağırlığı aslında belki bu dengeleri bozuyor. Ya tabii bizim maalesef handikaplarımız var. Sanat geçmişimiz maalesef. De çok kısa. Evet, evet. Ama tabii umutsuzluğa kapılmayacağız. Üreteceğiz. Hı-hı. Ürettikçe var olacağız. Şimdi 49 sergi dediniz ya. O 49 sergiden birisi de çok ilginç. Onu lütfen konuşmadan geçmeyelim. Bu da herhalde bir ilk sanıyorum. Hangisi? Tuvallere siz büyük tuvallere evet, resimlerinizi evet, yaptınız. Evet. Sonra dediniz ki gelen izleyicilere gelin siz şimdi kendi hikayenizi oluşturun. İstediği bölümü kesti. Küçük parçalara ayırıp onu kendine resim olarak evet. satın aldı ve bunu da ekonomik bir şekilde 3 yıl evvel Jan Sanat Galerisi Ankara'da sevgili Jan Zed'le yaptığım bir çalışmaydı bu. Ona bu projeyi anlattığımda o kadar heyecanlandı ki genç bir galericiydi. Şunu düşündüm onda da. Şimdi biz bu resmi yapıyoruz ve sunuyoruz. Neden dedim bizim sunduğumuzun dışında karşıdan o resme sahip olan istediği yeri almasın. Bu da bir iddia. Ve dedim ki ben büyük büyük tuvaller yapacağım. Ben resmime güveniyorum. Güzel. Zaten bir de resim dilim çok yoğun ya. Hani bir sürü böyle figür var, hikaye var, masal var. İstediği bölümü alsın. İsterse küçük bir kuşu sessin alsın. İster bir ağacı, ister boşluğu, ister bir bulutu. Tabii buna da çok şaşırdılar. Ne yani? Kesecek misiniz? Evet dedim. Şablonlar oluşturduk. Belli ölçüler 30-30 işte 40-40, 50-50. Bir de tabii böyle olunca daha da kolay ulaşabildiler. Şuna gelelim mi kadın sanatçı olmanın zorluklarına? Sordu da ben şimdi onu böyle konuştunuz, bir... kıkırdadık, güldük, evet. Tamam hadi bakalım. Ya, detaylı olarak. Yeniden böyle uzun uzun sormuş gibi yapmak istemiyorum. Çünkü biz bunu açtık, bu konuyu kapattık. Şimdi yeniden. Ne diyeyim onu da çok bilemiyorum. Her şimdi, şeyde olduğu gibi inanç çok özür dilerim evet. Lafını kestim. İnanç çok önemli. İnanacak, sabırla yürüyecek, üretecek. Düşünmeyecek artık. O mücadeleyi peki nasıl verecek? Yani sorun bir de o da var tabii, işte. Tabii. Şimdi, çünkü ayakta kalmak gerekiyor. Evet. Mutlaka, güçlü durman gerekiyor her anlamda. Hem duygusal, mücadele etmek, maddi, hem ayakta kalmak hem de ekonomik olarak onu sürdürmek. Sanatını besleyecek, işte destekleyecek unsurları bulması lazım. Tabii ki işte özel dersler verebilir. Ne yapsın? Hani eğitimciliğe biraz ağırlık verip ki oradan kazandığı parayla ve de işte karşımdakini inandırma. Ben devam ediyorum. Ben varım. Ben buyum. Bir de destek. Biz birbirimizi desteklemeliyiz aslında evet, ama bizde nerede o sürekli evet. Böyle bir kazan kaynıyor, kuyular kazılıyor. Hı. Oysa ben hep şunu söylerim. Tanrılar resmi kurban farklı. Niyeyse kadınlar gönderiyor gene önce. Resmi farklı. Herkesin resmi çok farklı bir tatta. Herkesin yolu o kadar ayrı ki elbette birbirimize rakip olabiliriz. Bu kötü bir şey, anlamda değil. Elbette ki egolarımız var. Elbette onunla insanız. Besleniyoruz, insanız ama herkesin yolu ve yürüyüşü, aldığı serüven çok farklı. Biz birbirimizi, hele kadınlar daha da çok desteklemeliyiz. Böyle sergiler olmalı. Mesela çok yeni bir sergi açıldı İzmir'de. Sevgili Alarm Art'ın kurucusu dostum Hakan Esmer, babalar ve kızları. O kadar hoşuma gitti ki, aa dedim, çok imrendim. Hocam sen de anneler ve kızlarını yap dedi. Neden olmasın? Tabii. Mesela anneler ve kızları. Böyle pozitif ayrımcılık artık öyle diyelim, o pozitif ayrımcılığa giriyor diyelim. Dediğim gibi daha biraz daha bir tık değil, hatta birkaç tık daha mücadele edecekler ama başarırlar. Kendilerine inanıp yol almaları lazım. Başarırlar. Ben biliyorum. Kadınlar çok güçlü bir kere. İnanılmaz yani güçlü olarak oturuyoruz evet, burada. Evet. Bu savaşı veren. Yılmayız. Yani başımıza ne olumsuzluk gelirse gelsin. Ben hep öyle tutunurum hayata. Hiç ve tekrar devam. Niye yaşarsan yaşa. Kadınlar kesinlikle sorun çözücü. Evet, şimdi erkekler çok kızacak izledikçe. Amma mahvettiler bizi. Hem ayrımcılık yapmayalım. Sanattan koptu. Kadın olma sanatı. Yok. Evet. Ama kadın hepimiz sanatçı deyince evet. Bunu mutlaka söylemek lazım. Mücadeleyi bırakmamak, çalışmak ve... Yurt dışında böyle bir şey yok, böyle bir ayrım. Tam tersi. O kadar güzel. Ama aynen, her yerinde hepimiz bireyiz. Tabii dünyanın her yeri çünkü dünyayı erkek egemen. Evet ama net. Sen bunu kabul etmiyorsun. Devamlı söylediğine göre ben inanmıyorum. İkna edemeyeceğiz. Bu net. Kapatalım. O zaman sistemler böyle işliyor. Maalesef. Ama biz sistemlerin karşısında çok başarılı kadın olarak, başarılı örnekler olarak örnek olacağız o zaman. Gençlere. Ben resim yaparak çoğalıyorum diyorsunuz. Evet öyle. Nasıl oluyor istiyormuşum ben şimdi. Sürekli doğruyorum dermişim. Ya hakikaten öyle bir ama şey. Ben ellerim boyalı olursa mutluyum. O benim organlarım gibi o fırçalar. Ben eğer resim yapıp uyumaya geçtiysem, bir yerlerimde de boya kaldıysa çok huzurlu ve mutluyum. Bunu çünkü yaşam biçimi olarak dinlenmiyorsun değil mi? Yok. İşte biliyorsun. Biliyoruz. Yaşam biçimi olarak görmek lazım. Yani resmi yaşayarak yaşamak lazım. Sen anne olabilirsin, sen baba olabilirsin. Şimdi kadından çıkaracağım ya. Sen ne olursan. Sen çocuk olabilirsin. Sen önce sanat için varsın. Sanat için yaşıyorsun. Başat unsur hayatındaki sanat olmalı. Bu gerçekten o odaklanma öyle o yönde olursa her şey daha da farklı oluyor. Yani daha saf, daha nasıl diyeyim, samimi, daha içten belki de bir üslup mu oluşuyor. Bunu asla kendim için demiyorum. Herkes için. Yani sanatla yaşamak. Mustafa Yaz beni o konuda mesela çok etkilemiştir. Bana der ki sabah 8.30'da gidiyorum atölyeye, her gün akşama kadar çalışıyorum. Bu adamın bir mecburiyetim var. Ya. Hayır. Memur değil. Şunu ama ne kadar güzel bir şey. Lazım değil mi Fundacığım? Çalışıyorumdan kastı, elinde fırça, 8.30-6 tuvalin başında değiliz. Kitap okursun, şiir okursun, oturursun, düşünürsün. Yemek yaparken, kendini besleyecekken bile bunu aklında taşıyor olman, ruhunda taşıyor olman. Bir taraftan fasulye yıkayıp bir taraftan resim yaptım. Hatta birileri görse o fasulyeler ama hiç zehirlemiyor. Onu çok denedim akrilikli boyalı fasulyeler. Dediğim gibi çoğalıyorum çünkü hayatımın içine yayıyorum istiyorum. Yani tek derdim iz bırakabilmek. Hani parantezimin içi dolu olsun. Sait Faik demiş ya, yazmazsam çıldıracağım. Bak bunu Ümit Gezgin yazmış. Benim için çok tabii onur duydum bir kitabımda, Göç'te. Funda da resim yapmazsa çıldıracak noktaya geliyor. Hakikaten öyle mutlu oluyorum. Psikolojim düzeliyor. Bunu abartı olarak sakın almayın. Öyle. Eşim söyler mesela. Sen çalışmadın herhalde. Bu ara biraz git üret. Bir rahatla. Çünkü kendimi hissediyorum ya. Sanki bir niçin varım bu dünyada? Üretmedim. Niye yaşıyorum? İşe yaramaz. Ama olmaz ki. Ama üretmem lazım. Farklı şeyler. Bir de zaman çok hızlı akıyor. Hakikaten üretkenliğimiz varken üretmeliyiz, çalışmalıyız. Kadınların da işte bu konuda biraz daha fazla çalışması gerektiğini düşünürsek o parantezimizin için doldurup gitmeliyiz. Evet, o zaman Ümit Gezgin'le Ekrem Kahraman'ın yazdığı ilk kitap ve ardından Ümit Gezgin'in yazdığı ikinci kitap. Evet. Ondan da söz edelim yeri gelmişken. Bu kitaplara nasıl ulaşabilirler? Sanatseverler. Bu kitaplar aslında internete düşmüş tabii, satılıyor fakat biz satmıyoruz. İlki Bilim Sanat Yayınlarından çıkmıştı. Hı hı. Ama yine de belli kitapçılarda var. Ben de sadece arşivime ayırdıklarım. Hı hı. Bu diğeri de yine bu işte Hocalı katliamından yola çıkarak göç imgeleri için oluşturduğumuz kitap. Şu anda gösterdi. Benim için tabii kalıcı olması, nesillere aktarılacak olması, aktarılacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü öyle bir çağdayız ki artık davetiye bile yok. Herkes sosyal medyadan. Bırakmak çok önemli. Evet, o yüzden de kesinlikle. Mesela bu kitapları ancak internetten, o bazı kitap evlerinde satılıyor, bulabilirler. İnanın ben ne fiyatını ne işte kendim hiç o işlere girmiyorum. Benim için çocuklarım bunlar. Saklıyorum. Biz tanıtalım hani ulaşmak isteyenler alabilirler. bulacaklar elbette. Nereden bulacaklarını öğrensin. Ben yazdığımda bir sürü çıkıyor. O sahaflar, işte kitapçılar oralarda çıkıyor. Daha yeniden şimdi yeni bir projemiz var. Siz soracaksınız biliyoruz. Onunla ilgili de bir kitap yapmayı düşünüyoruz. Tamam. Aha, şimdi o zaman gelelim en herhalde çarpıcı soruya, değil mi? En sona bıraktık özellikle detaylı olarak. Süremiz bitti mi yoksa? Ah, konuşalım. Aşık Veysel'le ilgili bir proje yapıyorsunuz. Biz de yakından takip ediyoruz bu projenizi. Çok çok önemli. Yani hem Aşık Veysel'i yaşatmak ve gençlere tanıtmak adına hem de sizin buna verdiğiniz emek adına gerçekten çok çok kıymetli bir proje. Benim için çok büyük bir onur. Aşık Veysel çünkü bir filozof, çok büyük bir halk ozanı. Bu kadim Anadolu topraklarından çıkmış. Toprağın da ta kendisi, felsefenin de ta kendisi, beni de inanılmaz etkileyen bir figür. Nasıl oldu bu? Bir gün bir arkadaşım geldi, dedi ki bir projemiz var, bir konser projesi. Aşık Veysel'le ilgili senfonik şekilde türkülerini seslendireceğiz. Sen de o türkülerin resimlerini yapar mısın? Fakat yine bunun alt temelinde yatan da şuydu. Demiştim ki ben, niçin resmin müziği olmuyor? Bir sergimde resimleri koyalım ve sen, dedim arkadaşıma, ona resimlere besteler yap, müzikle birlikte sergileyelim. Öyle bir yola çıktık ve bu Aşık Veysel'i getirdi bize. Ben türküleri resmetmeye başladım ama diyorum ya, inanılmaz bir felsefe var. O şiirleri okuyorum. Hepimiz biliyoruz o türküleri. Onlarla biz büyüdük. Allah'ım dedim, bu nasıl bir zengin, nasıl güzel, nasıl bir derin olgu. Çok şanslıyım. O türküleri resmettik derken Aşık Veysel'in torunuyla Sayın Gündüz Şatıroğlu, sevgili arkadaşım, dostum, aynı zamanda da Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı, yeni projeler yapmaya başladık. Sergimiz ve konserimiz ilginç oldu. Neden ilginç oldu? Sahnede resimler var. Fahiyede resimler var. Aslında çok zahmetli. Bir günlük oluyor o sergi. Konsere gelmeden insanlar görüyor. Bunları asla satışa da sunmuyoruz. Bu bir koleksiyon, bitti. Ertesi gün ben onları taşıyorum. 3 metrelik tuvaller, 2 metrelik tuvaller. Gidiyorum, alıyorum falan. Ama ne oluyor? Sanatın tekrar Aşık Veysel sanatı, biz Aşık Veysel'i birlikte, o birliktelikle tekrar farklı bir çoğaltmış oluyoruz. Ama şu daha da önemli, gençler, yine dedim ya, gençler ve çocuklar, okullara gidiyoruz. Şimdi örneğin Ankara'ya döndüğünde bir özel okulda çocuklarla birlikte Aşık Veysel resmi yapacağız. Böyle sohbetlerimiz oldu toplu. Onlara da yaptıracağım. Önce onlar yapacak. Ve işte bu sırada da sağ olsun dostlar, çok hep onun türküleri farklı şekilde seslendiriliyor. Örneğin bir arkadaşımız var Devlet Opera Balesi'nden, Mehlika Karadeniz Bilgin. O caz tadında söyleyecek Aşık Veysel türkülerini. Bu da çok ilginç, değil mi? Çok çok güzel. Yani ne kadar farklı. Hem ilginç projeler hem de Aşık Veysel'i tanımayan bir kuşak var aslında, yeni gelen. Evet. Yani biliyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar. Evet, hep hani klasik. Evet. İsim bilmek başka, o kültürü bilmek başka, işte, türküleri bilmek başka, şiirlerini bilmek başka, felsefesini bilmek onların başka. Alanına girip aslında kendi döneni bırakıp çıkıyorsun. İnsanın zaten Aşık Veysel yaratılışının özünde toprak olduğunu hep savunmuş ya, topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Bu o öz ve o yaratılış sürecinde o savunduğu felsefeden ben de yola çıkıyorum. Çok hümanist bakmış. Bakın, hiç görmeyen o gözleriyle, gönül gözüyle görmüş. Bunu çocuklar da hissetsin istiyorum. Bu aslında çok büyük bir örnek, bir idol. Görmeyen bir insanın bir başarısı. Ne noktaya gelmiş. Evrensel artık Aşık Veysel. Aşık Veysel'i tanımayan yok. Ama biz mesela okullara gittiğimizde yine de işte çok ilginç şeyler soruyorlar. İşte hep böyle o bildikleri türküleri soruyorlar. Bazen Gündüz Hanım'la gidiyor, sizin de mi dedeniz diyorlar. Siz niye yapıyorsunuz? Çok güzel sorular geliyor çocuklardan. Çocuklar çok enteresan tespitlerde bulunuyorlar. Şimdi aynen ben canlı performanslar yaparak Aşık Veysel'i bu hani müzikle besleyerek dostlarımızla onun türkülerinin eşliğinde böyle bir projelere doğru gidiyoruz. Şu anda mesela bir sergimiz var Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi çok güzel bir galeri yapmış. Bisante'de eski dilde Tekirdağ, o bölgenin adıymış Bisante. Bir Aşık Veysel sergisi açtık. Orada buluşturduk ama bu desenlerinden oluşuyordu. Sadece yağlı boya ya da akrilik yapmıyorum. Desen de çok önemli. Yani desen resmin namusudur. Evet, İngres'te evet, demiş, Bedir Rahmipoğlu da demiş. O yüzden de desenlerden oluşan bir sergi açtık. Orada da çok ilgi görüyor mesela. İnanılmaz, çünkü öyle bir karakteristik yüzde var ki. Tabii şu da var, sanıyorlar ki hani birebir hep benzetmek amaç. O değil. Onun felsefesini vermek. O zaman o sanat yapıtı olur. O duyguyu aktarmak. Hani böyle ah benzemiş, ay bunda burnu böyle olmuyor. Olayı oradan çıkartmak. Biz yola devam edeceğiz. Çünkü Gündüz Hanım'la çok ilginç, çok değişik projelerimiz var. Heyecanımız çok. Okullara çok önem veriyoruz. Bakalım birlikte paylaşırız. Aşık Veysel'in köyüne de gidiyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Orada neler yapıyorsunuz? Aşık Veysel'in köydeki evi müze haline dönüştürülmüş. İnanılmaz etkileyici bir yer. Kültür Bakanlığı'nın bu müze himayesinde açılmış. Orada mesela sazı, giysileri falan filan derken ben orada da resimlerimi götürdüm. O festivalde sergi açtık. Bu benim şimdiye kadarki sanat hayatımda açtığım en önemli sergiydi. Mesela ben bu göçü Floransa Bienali'ne götürdüm. İnanın o kadar heyecanlanmadım ve etkilenmedim. Çünkü o onun köylülerinin gelip de aa bak çok güzel yapmışsın, burada çok benzemiş, burada turna kuşu var, sazı şöyle, o kadar güzel konuşuyorlar ki beni de yap, ben de şöyle geleyim, fotoğrafımızı çek. O etkileşim beni zaten o kadar mutlu ediyor ki bu büyük bir onur. Müzede de bir resmim var, bir resmimi astılar, bağışladım. İşte bundan büyük bir miras olur mu çocuklarım? Peki bu köydeki etkinliklerin tanıtımını yeterince yaptınız mı? Dışarıdan katılım nasıldı? Sadece köylülerle mi sınırlı kaldı? Hayır. Tabii ki etraftaki köylerden de gelinmişti. Bu Aşık Veysel Kültür Derneği'nin yaptığı bir etkinlik. Her sene orada onu anmak için bir festival yapılıyor. Aslında sözünüzü keseceğim ama böyle bir festival doğru tanıtılırsa bütün Türkiye'nin oraya akması lazım. Gündüz Hanım'ın da istediği o zaten. Mesela nasıl Avrupa'da şairlerin evleri var. Aşık Veysel evleri oluşturmak istiyor. Mesela Ankara'da bunun için görüşmeler yapıyoruz. Ben derneğe de üyeyim. Hakikaten çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. İsim öyle bir isim ki herkesin sevip kucakladığı bir isim. Onun adı geçtiği zaman hani onun o gidiyorum gündüz gece ya da işte güzelliğini on par etmez uzun ince bir yol. Hepsi, herkesin bildiği, bilinen türküler, hemen mırıldanıyorlar çocuklar bile. Ama daha evrensel boyuta taşımak için de çok farklı projelerimiz var. Mesela bir dijital sergi düşünüyoruz yurt dışında. Neden olmasın? Onun o işte kişisel objeleri, eşyalarıyla da besleyeceğimiz, şiirleriyle de. Bakalım, heyecanlıyız. O da son dönemlerde işte yaklaşık 2 yıl oldu çalıştığım bir konu. Zaten o da bir enteresandır çıkışı. Can Yücel'i resmetmiştim Datça'da. Seviyorum, hani diyorum ya hep lirik resim, şairleri resmetmeyi de seviyorum. Portre yapmayı da seviyorum. Can Yücel'i yaptıktan sonra aa dedim, neden dedim böyle şairler üzerinden gitmiyorum. Şairlerin resimlerini yapayım. Bunlar çok yapılmış projeler. Hani iddiam da yok, bunu ben ilk yapıyorum falan gibi bir şey yok ama böyle birine yoğunlaşıp da onun resimlerini yapmak beni çok mutlu etti. Mesela yurt dışı da çok heyecanlandırıyor. Muhakkak ki çok tanıyorlardır, biliyorlardır ama hani böyle biraz daha açmak, daha yol da almak. Evet, böyle gidiyor. Bakalım ne sürprizler olacak. Sizleri de bekliyoruz. Konser sergileri. Evet. Her zaman. Özellikle duyurmayı çok istedik. Proje çok önemli. Sanat adına çok önemli. Evet. Belediyeler de destekliyor hep. Evet, birlikteliği var burada. Bu çok kıymetli. Hani hep konserlerde arkada orijinal görüntüler olur. Evet. Ya da işte başka böyle slide gösterileri. Alışılagelmiş. Bunun yerine sanatsal resimler. Bence besliyor. Şey, renk farklı bir şey orada, o heyecan. Biz de bekliyoruz o heyecanla. Evet, sizleri davet edeceğiz. Belediyelerle çünkü yapıyoruz bu konser sergiyi. Tabii çok seviniriz. Peki başka proje var mı? Son olarak ondan söz edelim. Hani sizin kafanızda olan ya da başlamış olan ya da işte proje halinde olan. Yeni biraz hayat sunuyor herhalde sevgili Dişat bana. Ben biraz böyle hani dinamik resim yapmaktan, spontan resim yapmaktan hoşlanıyorum ya. Bir bakıyorum böyle karşıma çıkıyor. Ah diyorum, yeni heyecan. Hemen ben burada bir tane resim. Bakalım aynen ne olacak. Neden olmasın? Aşık Veysel'in dışında da bu toprağın bu ülkeye kazandırdığı çok büyük değerler var. Elbette çok değişik yine resimler çıkabilir, işler çıkabilir. Ama biraz yurt dışına ben ağırlık vermek istiyorum. Viyana'da bir sergi açtım, kişisel bir sergi. Yine bu senede açacağım. Fransa'da bir galeri topluluğu var, Karede Artist. Onlarla çalışıyorum. Biraz böyle Türk sanatının yurt dışında olması çok çok önemli. Buna da çok önem veriyorum. Hani bu böyle ah nasıl olur denmemeli. Çok araştıracaksın, kendini göstereceksin. Artık çünkü hani bu sanal medya, sosyal medya o kadar elimizin altındaki müzeleri gitmeden gezebiliyoruz. Bunu da gençlere söylemek istiyorum. Hakikaten o sitelere girsinler. Mesela Saatçi Galeri'de resimlerim sergileniyor. Birçok yurt dışındaki sitelerde var. Güzelce İngilizce birkaç sözcükle ya da işte o ülkenin diline ise başvursunlar resimlerle. İnanın aslında her şey daha kolaylaştı. Hani eskiden zordu. Şimdi internette yayınlayarak orada bulunabiliyorsunuz. Bunu da yapabilirler. Bireysel çabayla önünüze çıkıyor. Evet. Aynen. İşte o araştırmak orada çok önemli. Şu anda Aşık Veysel'e yoğunlaştığım için başka ne diyeyim bilemiyorum. Ama çok mutluyum. Bir kere size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok hakikaten dinledik. Böyle güzel bir sanat programı için burayı geldiniz. Bizim için çok önemli. Seve seve. Benim için de çok kıymetli sizlerle olmak ve böyle bir sanat programında olmak. Beyaz Tuval'de sizin ajansınız Biz çok teşekkür ederiz. Ne güzel böyle çoğalırız. Hani çoğalıyoruz diyoruz ya. Böyle çoğalacağız. Yani biz de bunun için çabalıyoruz zaten. Çok samimi hem de. Evet gerçekten. Görüyorum. Ve de iki kadın. Gene geldim o noktaya. Gene geldik o noktaya. Kurtulamadık. Evet o mecburuz yani. Şöyle demek lazım. Bütün kadınlar aslında dayanışma içinde birlikte olur. Birbirlerine destek vererek yürürlerse neden olmasın? Tabii, her şeyi başarılmayacak bir şey yok elbette. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Biz özel olarak çok istemiştik sizi ve bu Aşık Veysel. Ben de onur duydum. Davet edildiğimde hemen gelirim dedim. Çok teşekkür ederiz. Umarım yeni projeler olur. O yeni projelerde biz yeniden konuşma şansı buluruz. Elbette. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir atölyede yeni bir sanatçıyla birlikte olmak dileğiyle. Programımızın gerçekleştirmesine katkıda bulunan Colorbox'a, O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, sanatla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.